4 yıl önce Erdoğan milletin huzuruna çıktı. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görün dedi. Millete de söz verdi. Millet bu söze güvendi. Erdoğan'ı seçti. Erdoğan ilk iş olarak damadını ekonominin başına getirdi. Kayınpeder ve damat bir oldu. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Erdoğan önce bunu reddetti. Para kasada dedi. Sonra hesabı kitabı görünce pandemiyi gerekçe gösterdi. Rezervler bunun için kullanıldı diye bahane üretti. Şu anda Merkez Bankası kasasında kendine ait tek bir sent yok. Zaten sene başından beri de 60 milyar dolara yakın rezervi yine satmaya devam ettiler. Bunu biz söylemiyoruz. Merkez Bankası'nın kendi rakamları söylüyor. 24 Haziran itibariyle swaplar ayıklanırsa Merkez Bankası'nın döviz kasası 54 milyar 566 milyon dolar açık veriyor. Netice bu. Alıyorlar, satıyorlar rezervleri. Altta kalem netice bu. 56 milyar açık. İşte bugün niye bunlar ihracatçının döviz gelirlerinin %40'ını el koyuyorlar? Bu yüzden. Neden şirketlerin elindeki dövizlere BDDK zoruyla el koymaya kalkıyorlar? İşte bu yüzden. Her sabah piyasalara müdahale eden yeni bir kararla uyanıyoruz. Bugün de Merkez Bankası bir karar almış. Bankaların açık piyasa işlemleri, swap ve diğer para piyasası işlemleri için kullandığı dipsler için teminat blokajını %50'ye yükseltmiş. Güzel. Döviz bulamayınca BDDK'ya düzenleme yaptır. Bankaları dövizini getir diye zorla. Hazine kağıdı satamayınca Merkez Bankası'na düzenleme yaptır. Bankaları kağıt al diye zorla. Ülkeyi adım adım kumanda ekonomisine çeviriyorlar. Damat yaptıklarının sorumluluğunu siyaseten ödedi. At izi it izine karıştı dedi. İstifasını sosyal medyadan bıraktı, çekti gitti. Ama işin hala karanlıkta kalan yönleri var. Biz iş başına gelir gelmez bir durum ve hasar tespit komitesi kuracağız. İşinin ehli namuslu uzmanlardan oluşan bu komite, Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışacak. Merkez Bankası neden bilinen yöntemlerle değil de arka kapıdan bu dövizleri sattı? Soracağız. Dövizler hangi kurdan kimlere satıldı onu da soracağız. Kamu bankaları ve hazine bu işin neresinde onu da soracağız. Sarayın vesayeti altındaki yargıçların bugün verdikleri güdümlü kararlarla aba altından sopa göstermeleri bizi ne korkutur ne de bağlar. Bu bizim milletimize namus ve şeref sözümüzdür. Biz tüy bitmemiş yetimin hakkını son kuruşuna kadar aramakta kararlıyız. Ucu nereye giderse gitsin. Bu işlerde kim pay ve sorumluluk sahibi ise bunun hesabını bağımsız Türk yargısı önünde verecek. Bu arada hükümet Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması işlemlerine hız vermiş. Bu vesileyle de Merkez Bankası'nın liyakatli, tecrübeli personeli emekli etmek veya kurumdan uzaklaştırmak için mobbingin her türlüsünü yapıyor. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Merkez Bankası kanunu açık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merkezi Ankara'dır. Ankara'dadır. İş başına geldiğimizde Merkez Bankası Ankara'ya dönecek. Nokta. Kanunsuz taşınma işlemi nedeniyle oluşan kamu zararı ilgililerine rücu edilecek, ödettirilecek. Nokta. Daha önce uyardık. Bir kez daha uyarmış olalım. Sonra kimse çıkıp ağlayıp sızlamaz. Değerli basın mensupları, büyük İslam mütefekkiri İbni Haldun, yöneticilerin kişisel servetlerini arttırma peşinde koşmasını yönetimlerin çöküş emareleri arasında sayar. Metal yorgunu şahsım hükümeti kendi hatalarının sonuçlarına çarpıp Titanik gibi batarken kimi saray şürekası yolcular batışı fark etmesin diye keman çalıyor, kimi de batan geminin mallarını toplamaya uğraşıyor. Her gün bir başka yerden bir başka rezalet haberi geliyor. Atama İçişleri Bakanı'nın itiraf ettiği mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi vardı. Tek bir Cumhuriyet savcısı çağırıp da bu kim diye sormadı. Ama bu ismin kim olduğunu tüm Türkiye biliyor. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi herkesin bildiği bir sır. Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji teşviklerinde dolandırıcılık yapanların paralarını Türkiye'de aklayan SBK ve onun Türkiye'deki rüşvet ağı, yurt dışına kaçıran devlet görevlileri, gazeteci kılıklı komisyoncular. Bunları da soruşturan olmadı ama biz bunları unutmadık. Yine bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısının, eski bir bakanın tasarruf mevduatı sigortası fonu eliyle kayyum atanan şirketlerine çöktüğüne dair iddialar. Şimdilerde belge belge sosyal medyada yayınlanıyor. Biz bir Cumhuriyet Savcısı çıkıp da gereğini yapacak mı, yapmayacak mı onu da göreceğiz. Yandaş medya kurma operasyonunda çiftçinin bankası Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen, yetmez devletin haber ajansına da 30 milyon lira borç takan bir saray beslemesinin neler yaptığı da ortalıklarda anlatılıyor. Biz bir kere daha altını çizelim. Milletin malına çökenler bugün değilse yarın mutlaka hesabını verir. Miri malı yani devlet malı balık kılçığıdır. Yutmak isteyenin boğazına takılır. Bu bezirganlar yolun sonuna gelirken her yandan irin, her yandan kirpas akıyor. Sarayın şimdiki küçük ortağı bir zamanlar bu düzen için ne hortumu, kanalizasyon borularını bağlamışlar diye bağırırdı. Artık iş o seviyeyi de çoktan geçmiş. Ucube rejim ve onun yanaşmaları, beslemeleri derin bir foseptik çukurunun içine beraberce batmışlar. O foseptiğin içindeki kurtçuklar gibi birbirlerini yemeye başlamışlar.
Ama vatandaşlarımız endişe etmesin. Genel Başkanımızın da söylediği gibi biz bu milletten çalınan her şeyi asıl sahibine yani milletimize geri vereceğiz. Başka ülkelere mal mülk kaçırmaları hiç fayda etmez. Hepsini buluruz, hesabını sorarız ve bu ülkeye getiririz. Bu ülkeyi soyanlarla hesaplaşacağız, bu ülkeyi sevenlerle helalleşeceğiz. Her birimizin farklı düşüncesi olabilir ama bu ülkeyi sevme noktasında hepimiz birleşiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız bu topraklarda huzur içinde büyüsünler, çalışsınlar ve geleceklerini kursunlar istiyoruz. Biz bu ülkenin insanlarıyla aynı 100 yıl önce Cumhuriyetimizi kurarken yaptığımız gibi omuz omuza vereceğiz. Ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Dün bu ülkeyi seven demokrasi aşığı 6 partinin lideri millet masasında bir kez daha bir araya geldi. Biz 6 parti olarak yüksek enflasyon ve işsizliği bitirmeye kararlıyız. Çiftçimizi, emekçimizi, sanayicimizi, esnafımızı, memurumuzu, emeklimizi refaha kavuşturmakta kararlıyız. Hiçbir çalışanımızı açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum etmemeye kararlıyız. Basın ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Dış politikamızı şahsi menfaatlere göre değil, milli menfaatlere göre yönetmeye kararlıyız. Türkiye'yi sözü dinlenen, saygın ve bölgesinin en güçlü ülkesi yapmaya kararlıyız. Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılan 6 parti, milletin egemenliğini esas alan güçlendirilmiş parlamenter sistemi yine milletimizin teveccühüyle hayata geçirmek üzere seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesini istemektedir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. CHP'li Menderes Belediyesi'nde 10 milyon liralık yolsuzluk iddiası var. Hatta 24 belediye çalışanı da gözaltına alındı. Son durumla ilgili sizden bir bilgi alabilir miyiz? Şimdi bahsedilen soruşturma ve iddialar AK Partili önceki dönem belediye başkanı zamanında başlayan araç ve temizlik ihaleleriyle ilgili bir soruşturma. Ve soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında önceki dönem AK Partili belediye başkanının ve başkan yardımcısının akrabaları da var. Bunun duyumunu aldık. Feryat'ın kestiği parmak acımaz. Yargının kararını hep beraber bekleyeceğiz. Bu arada pek çok belediyemize İçişleri Bakanlığı tarafından operasyon düzenlendiğini ya da operasyon hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Buradan altını çizerek bir kere daha ifade edeyim. Bizim belediyelerimiz düzgün çalışır. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Bu soruyu bize soran kanala ben de şunu sorayım. Serik Belediyesi'nde rüşvetin kimlere verildiğini acaba AK Parti yetkililerine sorabildiler mi? Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu acaba AK Parti yetkililerine sorabildiler mi? Bir diğer havuz medyasının Ziraat Bankası'na kredi borcunu ödeyip ödemediğini, aynı havuz grubunun Anadolu Ajansı'na 30 milyon lira borç taktığı iddialarını AK Parti yetkililerine sorabildiler mi? Efendim şimdi de A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Onu ileteceğim. HDP kongresinde terör örgütü lehine atılan sloganlar tepkilere neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Teröre ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu defalarca ifade ettik. Yine 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde de toplumsal barışın kalıcı hale getirilebilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadeleyi ödün vermeksizin sürdüreceğimizi taahhüt ettik. Terör örgütü elebaşısının övülmesi konusunda başsavcılığın soruşturma açması tabii ki görevinin gereğidir. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı ve bileşenlerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması ve açılım için bir destek çağrısı yaptı. HDP'li Sancar, Millet İttifakı ortaklarına şeffaf görüşme olursa ortak aday fikrine açığız mesajını da verdi. Sizin parti olarak görüşünüz nedir? Biz hiçbir zaman Beka Vadisi'nde terör elebaşıyla görüşüp çiçek teatisinde bulunanlardan olmadık. Biz hiçbir zaman terör örgütü elebaşının mektubunu devletin televizyonunda okutanlardan olmadık. Cumhur İttifakı'nın bu konularda müktesebatı çok zengindir. Bu soruları onlara yöneltin. Star TV tarafından yönlendirilen bir soru var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine bir demeç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini de söyledi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre, böyle bir endişeye mahalde yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Dodurga seçim sonuçlarının 2023'ün işaret fişeği olduğunu söyledi. İlk turda Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir dedi. CHP'nin bu sözlere yorumu nedir? Dodurga seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yorumluyor? Her şeyden önce şunu ifade edeyim. Bu seçimlerde başkan seçilen aday, buranın yeniden belde olabilmesi için emek veren
eski mahalle muhtarıdır. Öncelikle kendisini kutluyoruz. AK Parti'nin bu konudaki açıklamalarına gelince, İstanbul'u kaybetmişler, Ankara'yı kaybetmişler, Antalya'yı kaybetmişler, Adana'yı kaybetmişler, Mersin'i kaybetmişler. Yeniden belde olan 1871 nüfusa sahip Dodurga'yı kazanınca ortalığı bayram şekeri almış çocuk gibi ayağa kaldırıyorlar. Allah kimseyi bu kadar çaresiz hale düşürmesin. Dodurga, Çankırı'mızın şirin bir beldesidir. Eğer AK Parti bu seçim sonuçlarının Tayyip Erdoğan aday olduğunda da alınacağına inanıyorsa ne bekliyorlar? Sandığı hemen getirsinler.